Arkadaşlar, çok değerli basın emekçileri, bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünde Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak bir basın bildirisi okumaya, kulakları sağır olanlara, sözlerimizi duymak istemeyenlere bir kez de Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısından seslenmeye geldik. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli adı altında Türkiye'ye dayattıkları, kapalı kapılar ardında hazırladıkları ve kendi ideolojik saplantılarına hizmet edecek olan bu eğitim modelini reddettiğimizi ifade etmeye geldik. Çocuklarımızın ihtiyacı bilimsel, laik ve çağdaş eğitimdir. Oysa geldikleri günden beri her gelen Milli Eğitim Bakanı Milli Eğitim'i yapboz tahtasına çevirdi, her gelen eğitimle oynadı ve her gelenin asıl maksadı Milli Eğitim'i milli karakterinden uzaklaştırıp dinsel ve özellikle de gerici düşüncelere bağlamaktı. Değerli arkadaşlar, biz bu marif modelinin ne ismini, ne hazırlanış yöntemini, ne de içeriğini kabul etmiyoruz. Bu modellerle Türkiye'yi adım adım geriye götürmek, laikliği yok saymak, Mustafa Kemal'i ve devrimlerini unutturmak kimsenin haddi ve hakkı değildir. Gölge Bakanımız Sayın Suat Özçağdaş, bu gerici, bu çağ dışı, bu eğitim biliminden uzak, bu pedagojiden uzak ve çocuklarımıza asla hizmet etmeyecek, çocuklarımızı önümüzdeki 10 yıllara, 100 yıllara hazırlamayacak bu modeli ayrıntılı olarak anlatacak. Ben bugün 3 Mayıs basın özgürlüğü günü dolayısıyla başta siz gelen basın emekçisi arkadaşlarımın ve ülkemizde her türlü baskıya, zulme, sansüre ve otosansüre maruz bırakılan basın emekçisi arkadaşlarımın Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutlarım. Umuyorum ki hep birlikte mücadeleyle daha basınımızın daha özgür olduğu ve Türkiye'de basının serbestçe haber yapabildiği günleri hep birlikte kuracağız ve Türkiye'deki bu karanlığı hep birlikte kaldıracağız. İlginiz için, katılımınız için şimdiden teşekkür ederim. Sözü Gölge Bakanımız Sayın Suat Özçağdaş'a bırakıyorum. Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin şahsında bütün basın emekçilerimizin Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutluyorum. Tamam mı? Ama benim notlarıma da ulaşmam lazım. Biraz, ya ben biraz geri gideyim, siz öyle kalın. Tamam. Kıymetli yurttaşlarımız, değerli basın mensupları, bugün Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak grup başkan vekilimiz, parti meclis üyelerimiz, milletvekillerimizle birlikte Türkiye Yüzyılı Marif Modeli, atanan ve atanamayan öğretmenlerimizin durumu, öğretmen yetiştirme ve geliştirme, atamama politikaları, Milli Eğitim Akademisi gibi ülkenin artık beka sorununa dönüşmüş konularına ilişkin partimizin görüşlerini paylaşmaya, Milli Eğitim Bakanlığı'nı son kez uyarmaya gelmiş bulunuyoruz. 3 Kasım 2002'den bu yana 22 yıldır ülkeyi yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında bugüne kadar 9 Milli Eğitim Bakanı değişti. İstisnasız her Milli Eğitim Bakanı sistemin değişmesi gerektiğini söyledi. Sınavlar onlarca kez değişti. 18 kez, 4'ü büyük olmak üzere 18 kez eğitim programlarında değişiklikler yapıldı. Sınav sistemleri defalarca değişti ve bu süreç boyunca eğitime merkezi yönetim bütçesinden ayrılan pay %13.38'lerden 9.84'e düştü ve bütçenin %81'i personel maaşlarına, sosyal güvenlik primlerine ve mal ve hizmet alımları da sadece %7'si oldu. Yine bütçeden yatırıma ayrılan paylar 98'de, yani Adalet ve Kalkınma Partisi öncesinde %30.63 iken 2003'te 14.53'e, son bütçede ise sadece %9.15 noktasına düştü. Bugün okullar güvenlik, temizlik, materyal gibi tüm temel konularda büyük sorunlar yaşar hale geldiler. Köy okulları ve yatılı okullar neredeyse yok edildi. Onun yerine özel okulların sayısı arttırıldı. İmam Hatip okullarının, ortaokul ve liselerinin sayısı arttırıldı. Açık öğretimdeki öğrencilerin sayısı arttı. Maalesef çocuklarımız uluslararası testlerde 2002'ye kıyasla
Hepsinde geriye gittiler. Okuma becerilerinde, matematik becerilerinde ve fen becerilerinde. Sonuç olarak Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında eğitim niteliksizleştirildi, piyasalaştırıldı ve dinselleştirildi sevgili arkadaşlar. Tüm bu sürecin sonunda hepinizin bildiği gibi artık çocuklarımız geleceklerini yurt dışında aramaktadır. Aileler özel okullara sığınmaktadır. Özel okulların da ekonomik koşullar nedeniyle ücretleri karşılanamadığından aileler büyük zorluklar çekmektedir. Yoksul ailelerin çocukları MESEM'lerde kazalarla karşı karşıyadır, yaşamlarını kaybetmektedir. Öğretmenler yoksulluk sınırının altında maaşlarla yaşam mücadelesi vermektedir. Ve yüksek öğretim gerek eğitimin niteliği, gerekse akademik özgürlüklere saldırılar ve partizanca kadrolaşmalar nedeniyle büyük sorunlar yaşamaktadır. Sayın basın mensupları, Türkiye'de yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 154 bin öğretmen, 1 milyon atanmayan öğretmen vardır. Yani neredeyse her evde eğitim sürecin içerisinde bir yurttaşımız vardır. Dolayısıyla eğitim hepimizin ortak meselesidir. Konu yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'nin konusu değildir. Tüm eğitim paydaşlarının konusudur, milletimizin konusudur. Ve eğitimin içinde bulunduğu durumdan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil hiç kimse mutlu değildir. Adalet ve Kalkınma Partisi ekonomi, dış politika, iç politika, sağlık ve benzeri tüm alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da sınıfta kalmıştır. Sayın basın mensupları, geçtiğimiz hafta bakanlık tarafından kamuoyuna duyurulan Türkiye Yüzyılı Marif Modeli ile yeni bir taslak eğitim programı olmaktan çok çağ dışı bir eğitim manifestosu niteliğini taşıyan bir programla karşı karşıya kaldık. Bu eğitim bilimleri çerçevesinde hazırlanmış bir eğitim programı değil, bir dizi ideolojik saplantının yaşandığı, yansıdığı bilimsel olmayan politik bir metindir. Eğitimin biliminin geldiği nokta ile uzaktan yakından bir ilişkisi yoktur. Türkiye Yüzyılı gibi bir partinin seçim sloganı olarak kullandığı ibarelerin milli eğitim gibi temel bir alanın başlığı haline getirilmesi, parti devleti anlayışının dayatılması ve kamu yönetimi anlayışının geldiği noktayı göstermesi bakımından ibretlik bir durumdur ve asla kabul edilemez. Yine çok uzun on yıllardır tüm yurttaşlarımızın tam bir dil birliğiyle kullandığı eğitim kelimesi yerine marif kelimesinin tercih edilmesi, Bakan Yusuf Tekin ve kadrosunun ideologları Nurettin Topçu ve intisaplı oldukları cemaatlere selam çakmaktan başka hiçbir anlam ifade etmemektedir. Bakan Tekin ve arkadaşlarının geçmişe özlem ve geçmiş kavramlar üzerinden yeni bir toplum ve kimlik inşası hayalleri beyhude bir çaba olarak kalacak. Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Türkiye'de de yaşam kendi mecrasında akmaya devam edecektir. Milli Eğitim Bakanlığı gibi önemli bir pozisyonda olmasa 20 milyon öğrenci ve ailelerinin, milyonlarca öğretmenin geleceği etkileyecek olmasa, nostaljik bir entelektüel uğraş olarak değerlendirilebilecek bu arayış maalesef orta gelir tuzağına saplanmakta olan, büyük refah, kalkınma, çevre ve toplumsal sorunlarla karşı karşıya olan, önemli oranda çocuk ve gençten oluşan 86 milyonluk nüfusuyla kendisine adil, zengin, sürdürülebilir, huzurlu ve mutlu bir yaşam kurmaya çalışan halkımız için büyük bir tehlike arz etmektedir. Eğitim Türkiye için bir beka sorunudur. Yusuf Tekin ve kadroları da eğitim için bir beka sorunu haline gelmiştir. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli için bir takım düşüncelerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi, bu programa yönelik bir ihtiyaç analizi yapılmamıştır. Yeni öğretim programlarına neden ihtiyaç duyulmaktadır? Önceki programın eksikliklerini tespit etmek için ne gibi izleme değerlendirme çalışmaları yapılmıştır? Geliştirilecek noktalara yönelik bir ihtiyaç analizi yapılmış mıdır? Nitelikli eğitim sistemlerinde yeni bir öğretim programı geliştirmek için öncelikle ihtiyaç analizi yapılmalı, eski programlarda aksayan yönler tespit edilmeli ve bunlara yönelik düzenlemeler katılımcı ve şeffaf bir anlayışla yapılmalıdır. Oysa bu programa temel oluşturan hiçbir ihtiyaç analizi kamuoyu ile paylaşılmamıştır. Çünkü yapılmamıştır sevgili arkadaşlar. Yalnızca ideolojik gerekçelerle kamunun kaynağı, halkın zamanı, çocuklarımızın geleceği çarçur edilmek istenmektedir. 2. Eğitim programları geliştirme ilkelerine uygun değildir. Sunulan taslak öğretim programlarının bir temel yaklaşımı, felsefi ve bilimsel bir dayanağı var mıdır? Yoksa ortaya atılan bu model, Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci'nin genel müdürlüğünü yaptığı özel okulda geliştirilen ve uygulanan hayat denge modelinin bir uzantısı mıdır? Bu yüzden mi bilimsel bir kaynakça sunulamamaktadır?
nitelikli bir eğitim programının hangi eğitim kuramlarına, hangi eğitim felsefelerine dayandırıldığı belli olmalıdır. Sunulan taslak program içinde yer alan kavramların tutarlılığı yoktur. Kavramlar arası ilişkiler çelişkilerle doludur. Arapça sözcüklerle bezenmiş, anlam bütünlüğünden yoksun, oldukça karmaşık bir ortak metin ve buna bağlı olarak hazırlanan öğretim programlarının uygulanabilirliği de yoktur. Bizzat Sayın Bakan'ın sadeleştirme iddialarının tersine önerilen program beceriler, değerler, eğilimler, okuryazarlıklar ve benzeri çok sayıda kavramın iç içe geçtiği anlaşılmaz bir metin haline gelmiş bulunmaktadır. Programda sadeleştirilen şeyler de bellidir. Cumhuriyet değerleri, Atatürk, bilim, sanat ve felsefe. 3. Sunulan program akademik etik kurallarına uygun değildir. Sorularımız şunlar. Bu program taslağını kimlere yazdırdınız Sayın Bakan? Bu kişi ya da kuruluşların isimleri kamuoyu ile neden paylaşılmıyor? Program geliştirme sürecinin başında yer alan bazı akademisyenlerin süreçte ayrıldığı, sonuna kadar kalmak zorunda olanlarının isimlerinin olmasını istemedikleri doğru mudur? Taslak programları yazanlar arasında tarikat ve cemaatler var mıdır? Hem ortak metinde hem de öğretim programı taslaklarında net olarak gözlemlenen ikili bir yapı vardır Sayın Basın mensupları. Ortak metinde bir yanda AKP'nin kindar ve dindar nesil yetiştirme ideolojisinin temel taşlarını yerleştiren bir ekip ve bir anlayış, diğer yanda özensiz bir şekilde aceleye getirilerek hazırlanan öğretim programları ile birleştirme yapılmıştır. Bu nedenlerle elde edilen taslak bir eğitim öğretim programından çok tepeden inme bir anlayışla halka kabul ettirilme niyeti taşıyan politik bir metin özelliği taşımaktadır. Taslak programda yiğitlik, mertlik, dürüstlük gibi değerleri vurgulayanların kendilerini gizleyerek, kaynak göstermeden, etik ihlal yaparak burasına dikkat, hayalet yazarlık yapması açık bir akademik etik sorundur. Anayasa ve Milli Eğitim Temel Kanunu çerçevesinde Sayın Bakanı görevi doğrultusunda toplumun tamamını siyaset üstü bir şekilde kapsayacak ve temsil edecek şekilde davranmaya bir kez daha davet ediyoruz. 4. Programın tartışılması için yeterli süre verilmemekte doğru araçlar tanımlanmamaktadır. Saygıdeğer yurttaşlarımız, 10 yılda hazırlandığı söylenen bir eğitim programına değerlendirme için kamuoyuna 10 gün bile süre verilmemiştir. Görüş bildirmek için neden E-Devlet üzerinden giriş yapılması istenmektedir? Amaç görüş almak mı yoksa insanları fişlemek midir? Bir ortak metin ve 26 öğretim programından oluşan 27 farklı programın 3000'den fazlası olan sayfası olan bir taslak programın 7 günde incelenmesi, anlamlı, yararlı ve bilimsel bir görüş verilmesi kuşkusuz mümkün değildir. Burada amaç ortaya konulan taslak programı kamuoyunda tartışılmasına imkan vermeyen bir nevi yangından mal kaçırır gibi süratle uygulanmaya sokulmasıdır. Eğitim programına yönelik dönütlerin E-Devlet üzerinden alınması yerine yurttaşların iktidarın oluşturduğu polis devleti uygulamalarına yönelik kaygılarının ön plana geçmediği bir değerlendirme sürecine imkan verilmelidir. Ülkedeki tüm eğitim fakültelerinin, eğitim sendikaları ve sivil toplum örgütlerinin, öğretmenlerin ve başta çocuklar, gençler ve veliler olmak üzere tüm toplum kesimlerinin görüşlerinin alındığı katılımcı süreçler tasarlanmalı ve tartışılması sağlanmalıdır. 5. Eğitim programı çerçevesinde hazırlanacak ders içerikleri ve materyallerinin geliştirilmesi için yeterli süre verilmeli, gerekli pilot çalışmalar yapılmadan uygulamaya sokulmamalıdır. Yeni eğitim programı çerçevesinde hazırlanacak ders kitapları için yeterli süre var mıdır? Olmadığı bilindiğine göre bir an önce uygulamaya başlama ısrarı nereden kaynaklanmaktadır? Hali hazırda buraya dikkat Sayın Basın mensupları, neden eski programlara göre ders kitaplarının hazırlanmasına devam edilmektedir? Doğruysa milletin parası kullanılmayacak ders kitaplarının hazırlanmasına neden israf edilmektedir? 40 kişilik sınıflarda yeterli fiziki olmayan, imkanı olmayan okullarda beceri temelli bu program nasıl uygulanacaktır? Yeni eğitim programlarının öncelikle pilot yapılmadan uygulanacak olması program geliştirme ilkelerine uygun mudur? Yeni eğitim programlarının ilk gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve 9. sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlanacağı belirtilmiştir. Öğretim programlarının bu kadar dar vakitte uygulanmaya konulacak olması bilimsel gerçeklikten, eğitim bilimlerinden ne kadar uzak olunduğunun bir göstergesidir. Yeni eğitim programlarının daha önceki dönemlerde olduğu gibi öncelikle deneme okullarında uygulamaya konulması,
buradan elde edilecek veriler ve dönütler ile gözden geçirilmesi, öğretmenlerin bu çerçevede gerekli hizmetçi eğitimleri alması, ilgili ders kitapları ve materyallerinin bu nihai çerçeve ile son halini alması ve nihayet uygulamanın tüm ülke çapında hayata geçirilmesi gerekmektedir. 6. Kamu yönetiminde ilke, ciddiyet ve israfı önleme açısından son derece kötü bir örnektir bu program. Sayın basın mensupları, Şubat 2024'te yani sadece 2 ay önce son 3 yılda geliştirilen okul öncesi programının hayata geçirildiğini biliyor musunuz? 2 ay önce hayata geçirilen programın yerine yeni bir program önerilmektedir. Akıl alacak gibi değildir. Okul öncesi alanında sadece 2 ay önce yeni bir programa geçilmiş ve ders içerikleri hazırlanmışken 2 ay sonra yepyeni bir program hazırlanması kamu yönetimi ilkeleri açısından gerçek bir tutarsızlık ve israf göstergesidir. Üstelik yeni taslak programın hangi yaş grubu için hazırlandığı bile belli değildir. Okul öncesi için uygun olmayan soyut becerilerle doldurulmuş, sadeleşmek bir yana yoğunlaştırılmış bir program ile hazırlanmıştır. Okul öncesi programı çocukların olmazsa olmazı olan oyun etkinliklerinden yoksun, çocuğun üstün yararı gözetmeksizin hazırlanmış ve STK adı altındaki tarikat ve cemaatlerin müdahalesine açık bir program haline getirilmiştir. İlk öğretim ve orta öğretim kademelerinde de durum farklı değildir. Sadeleşme adı altında programlardan Cumhuriyet, Laiklik, Atatürk ve Bilim sadeleştirilmiş ve yerine kendi ajandaları yerleştirilmiştir. Sayın yurttaşlarımız, sayın basın mensupları, İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersine Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi gibi konular eklenmiştir. Akla mantığa uygun olmayan işler yapılmıştır. Bunların detaylarını eğitimcilerimiz, uzmanlarımız raporlar halinde önümüzdeki günlerden itibaren sunuyor olacaklar. Gelelim Milli Eğitim Akademisi'ne. Sayın Bakan, devlet ciddiyetinden son derece uzak bir şekilde 1 milyondan fazla atanmayan öğretmen, 1 milyon 154 bin öğretmeni ilgilendiren Milli Eğitim Akademisi gibi bir konuyu bir gazeteye röportaj vererek açıklamıştı. Öncelikle buraya dikkat çekmek istiyorum. Bakın, bakanın projesine göre bir Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Bu akademiye öncelikle öğretmenler KPSS ve mülakatla alınacaklar. Yani Sayın Bakan ilk turda kendisinin uygun görmediği, ideolojik saplantılarına uygun bulmadığı kişileri eleyecektir. Arkadan 550 saatlik bir oryantasyon, bir hizmetçi eğitim alacaklardır. Sayın basın mensupları, şu anda eğitim fakültesinde lisans programlarında öğrenciler 2000 saatten fazla ders almaktadırlar. Proje, sınav ve diğer çalışmalarla birlikte toplam 3360 saat ders almaktadırlar diplomayı hak kazanmak için bu üniversite öğrencilerimiz, bu öğretmenlerimiz. 3360 saatte alamadıklarını 550 saatte alacaklardır. Sonra bir elemeye daha tabi tutulacaktır kendi anlayışları çerçevesinde. Arkadan 3 yıl boyunca güvencesiz çalışacaklardır ve eğer AK Partili bürokratlarla yaranamazlarsa, yöneticilere yaranamazlarsa 3 yılın sonunda kadroya da geçemeyeceklerdir. Bu proje bir öğretmen kıyımı projesidir. Öğretmen seçme süreçleriyle öğretmen yetiştirme süreçleri birbirlerinden farklıdır. Öğretmen yetiştirmenin alanı eğitim fakültelerinin görevidir. Bir öğretmen politikası olmadan 68 bin atanmayan öğretmenle devraldıkları iktidarı 1 milyon atanmayan öğretmenlere getirenler bir eğitim altyapısı oluşturmadan, bir sistem oluşturmadan şimdi bu atanmayan öğretmenleri 3 turlu seçme süreçleriyle elemenin peşindedirler. Şimdi sayın basın mensupları, burada bizi Türkiye çapında izleyen öğretmenlerimiz var. Yani fiilen 2,5 milyondan fazla bireyi doğrudan etkilendiren bir şey söyleyeceğim. 22 yıllık iktidarın sonunda geldiğimiz nokta budur. Yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum ettiğiniz 1 milyon 155 bin öğretmenin sorunlarını çözün sayın bakan. Onlara insanca yaşama şartları sağlayın. İktidarı devraldığınızda sayısı 68 bin olan 1 milyona yaklaşan atanmayan öğretmen sorununu çözün sayın bakan. Ücretli ve sözleşmeli öğretmenlik bir emek sömürüsüdür. Bir devlet ayıbıdır. Derhal bundan vazgeçin. Ücretli öğretmen varsa atanmayan öğretmen var demektir. Söz verdiğiniz atamaları yapın. 2022 KPSS sonuçları ile ek atama sözü verdiğiniz öğretmenlerin sesine kulak verin. Bizzat müsteşarlığınız döneminde yapılan düzenlemeler nedeniyle özel okullarda askeri ücret karşılığı emeği sömüren öğretmenlerimizin
feryadını duyun. Deprem bölgelerinde çifte mağduriyet yaşayan, atanmamış ya da okulu yıkıldığı için işsiz kalmış, çocuklarından uzak kalmış görev bekleyen öğretmenlerin sorununu çözün. Daha bir yıl önce Mahmut Özer'in her 100 öğrenciye bir rehber öğretmen vaadini hatırlayın. Rehber öğretmenler yerine pedagojik formasyonu olmayan kişileri ÇEDES projesiyle okullara sokmaktan vazgeçin. Ve öğretmenleri kendi kriterlerinize göre elemek için yeni yollar aramak yerine Cumhurbaşkanı'nın seçim vaadinde söylediği gibi mülakat uygulamasını kaldırın. Bir kere daha söylüyorum, mülakat uygulamasını kaldırın, bundan vazgeçin. Şimdi sayın basın mensupları, son bölümde de şunu söylemek isterim. Müsteşarlığı döneminde andımızı kaldıran, atamalarda liyakat ilkesini yok eden, sözleşmeli öğretmenlik modelini başlatan, tarikat ve cemaatlerin uzantısı olan dernek ve vakıflarla protokollere hız veren, kendisine özel çıkarılan düzenleme ile rektör olan Yusuf Tekin, bakanlık görevine başlar başlamaz karma eğitimi tartışmaya açmış bir bakan olarak tarihe geçmiş bulunuyor. Göreve gelir gelmez daha bir yıl önce muhalefetin ısrarıyla başlatılan, okul öncesinde bir öğün ücretsiz yemek uygulamasını kaldıran, tüm kademelerde ücretsiz yemek vermesi gerekirken çocuk açlığı ve yoksulluğu sorunlarını çözmek yerine tüm vaktini ve kamu kaynaklarını ideolojik hevesleri doğrultusunda çalışmaya harcayan, çocuklara bir öğün yemeği verecek bütçe bile bulmayan Sayın Bakan'a sesleniyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki, Türkiye 100 yılı marif modeli başlığı altında ülkemize dayatılmaya çalışılan bu program, STK kisvesi altında yutturulmaya çalışılan tarikat ve cemaatlerin Türkiye hayali olabilir. Ama Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister diyen Büyük Atatürk'ün baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de 100. kuruluş yılında milli eğitim programı olarak kabul edemez, kabul etmiyoruz, reddediyoruz bu müfredatı. Program bu haliyle Türkiye'nin geleceğine hizmet eden bir eğitim programı değildir. Dindar ve kindar nesiller yetiştirme hedefinden bir gün bile vazgeçmeyen AKP iktidarının çağ dışı eğitim manifestosudur. Cumhuriyet aktif, sorumlu yurttaşlar yetiştirilmesini isterken iktidar itaatkar ve kanaatkar nesiller yetiştirmek istiyor. Bu çağ dışı program taslığı da bunun bir eseri olarak karşımızda duruyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak eğitimin temel bir insan hakkı olduğunu ve her çocuğun nitelikli eğitime ulaşmasının devletin en temel sorumluluklarından olduğunu ısrarla vurguluyoruz. Anayasanın laiklik ilkesinin düpedüz hedef alındığı bu programı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de ifade ettiği gibi tümden reddediyoruz. Bunu da sadece iktidar adayı bir muhalefet partisi olarak değil, toplumun tüm kesimlerini temsil etmeye gayretinde olan bir yaklaşımla tüm yurttaşlarımız, velilerimiz, öğretmenlerimiz ve geleceğimiz olan çocuklarımız adına yapıyoruz. Bu yaşadıklarımız bize göstermektedir ki eğitim Türkiye'nin beka sorunudur ve eğitimin temel sorunu da Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunu işgal eden Yusuf Tekin ve liyakatsiz kadrolarıdır. İhtiyacımız olan laik, bilimsel, kamusal eğitimdir. Saygılarımızla. Sayın Genel Başkanımız daha önce kamuoyuna vermiş olduğu sözler çerçevesinde atanmayan öğretmenlerimizin, şu anda öğretmenler olarak sorun yaşayan öğretmenlerimizin, Türkiye'deki ihtiyaç mağdur olan kesimlerin tamamının taleplerini Sayın Cumhurbaşkanı ile paylaşmıştır. Bu konuşmalar detaylarıyla birlikte karşılıklı olarak paylaşılmıştır. Benzer şekilde öğretmenlerin yanı sıra emekliler ve diğer toplum kesimlerinin ihtiyaçları da dile getirilmiştir. Mülakata da vurgu yapılmıştır. Mülakatın yapılmaması ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçim döneminde verdiği vaatler doğrultusunda mülakatın kaldırılması yönündeki toplum talebini net bir sorun olarak dile getirmiştir Sayın Genel Başkanımız. Bu tür detaylara girmek doğru olmaz ama şunu çok net söylemek gerekir. Toplum 31 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi'ne birinci parti olma görevi vermiştir. Yerel yönetimleri yönet, benim karşı karşıya olduğum sorunları yüksek sesle dile getir demiştir. Sayın Genel Başkanımız, Genel Başkan olduğu günden bu yana çok şeffaf, çok katılımcı, tüm toplum kesimlerini dinleyen bir liderlik süreci göstermektedir. Toplum kesimlerine verdiği sözlerin arkasında durmaktadır.
daha öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmeye gitmeden önce kamuoyuna paylaşacağını dile getirdiği konuların tamamını paylaşması gerektiği yönde paylaşmıştır. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nüzü bir kez daha kutluyoruz arkadaşlar.